Kıymetli izleyenlerim, herkese merhaba. Yeni bir paylaşımla sizlerle birlikteyiz. Mart ayı içerisindeyiz. Artık fide hazırlıklarını yapmamız lazım. Nisan ayında da toprakla buluşturmamız lazım fidelerimizi oluştuktan sonra. Tabii önce ne yapmamız lazım? Tohumlarımızı toprağa ekmemiz lazım. Tabii ben bu ara hem konuşayım hem de iş yapayım. Şimdi şurada güzel toprağımız var. Evet, şöyle bir hazırlayalım. Fide hazırlığı. Şurada yanmış. Evet, yanmış. Küçük baş hayvan gübremiz var. Toprakla bunu karıştıralım. Şimdi benim tabii fide hazırlığım, fide tohumlarını ekmem bu şekilde. Her sene böyle yapıyorum. Bazen viyollara ya da küçük tohum için torbalar var. Onlara da tabii ben ekiyorum. Şimdi şöyle bunları koyuyoruz ve bu gübreyle karıştırılmış toprağı kasanın altına seriyoruz. Yani bunu normal bir şuraya da ekebiliriz. Tabii ben niye kasaya yapıyorum? Çünkü benim kaloriferim var. Kaloriferin olduğu kısma bunu kasayla taşıması kolay olduğu için ben böyle yapıyorum. Yani bu ne yapılabilir? Bu herhangi bir yere ekilebilir. Mesela şuraya ekebiliriz şöyle. Üstüne de mesela geceleri soğuk havalarda şey örtebiliriz, naylon. Yine güneşte de bir naylon örttüğümüz zaman sera etkisi oluşabilir. Bunları taşıması kolay olduğu için ben gündüz dediğim gibi kalorifer yanarken gece ne yapıyorum? Bunu kaloriferin yanına güneşli havalarda da dışarı çıkarıyorum. Evet, bunun birine domates ekeceğim, birine de tatlı biber. Bu yerli domates bizim yöremizin, ben şöyle bunu her yere dengeli düşsün diye toprakla bir karıştırıyorum. Yani homojen bir dağılım olsun diye şöyle toprakla karıştırıp ekiyorum. Yani bazı yerler sık olmasın diye. Kaç bakayım, bak. Kaç 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 kaç. Bak, çalışıyorum. Şimdi yaramazlık sırası değil. Evet, az daha atacağım. Evet, bak, amcalar kızıyor. Ablalar, amcalar kızıyorlar. Evet. Evet, bunu böyle serdik. Tabii can suyu vereceğiz buna. Şimdi bunun yüzüne şöyle bir santim kadar toprak seriyoruz. Şöyle. Yani tohumları kapandı mıydı? Tamam bu iş. Buna tabii can suyu da vereceğiz. Evet. Şimdi bu kasamız tamam. Şuna da biber ekeceğiz. Aynı işlem. Domates çabuk çimleniyor. Biber ise, biber yani havanın sıcaklığına göre tabii değişiyor çimlenmesi. 45 günü bile bulabiliyor. Havanın durumuna göre biber 45 günü bulabiliyor. Yine bu da tatlı Bursa biberi. Şöyle göstereyim.
Yine bunu da şöyle çok sık olmaması için toprakla karıştıracağım. Evet, akıllı dur. Şöyle de yine elimizle hafiften karıştıralım. Evet, şimdi üstüne az önceki yaptığımız gibi şöyle toprak birer santim, bir santim, iki santim en fazla yeterli. Evet. Tabii bunu bir plastik kapta aynı işlemi evinizde yapabilirsiniz. Yani evinizin balkonunda eğer ki saksılarda da biber yetiştirilebilir mesela. Belki domates olmayabilir ama biber yetiştirebilirsiniz. Yani ev sıcak çimlenmesini, çabuk çimlenmesini istiyorsanız evde de bu işlem yapılır. Küçük bir plastik kapta bunu rahatlıkla yapabiliriz. Bunları sıcak bir ortama ben götüreceğim. Kaloriferin olduğu yerde tabi can suyu vereceğiz buna. Kıymetli izleyenlerim, şimdi bunlara can suyu veriyoruz hafiften. Şöyle tohumlar çok açmayacağız suyu. Çünkü tohumlar dışarı çıkabilir. Şöyle yavaşça. Evet. Bunu tabii nemli tutacağız sürekli. Sulamamız lazım. Tabii yeşil olmadığı için su kaybı bitkilerden dolayı değil de hava sıcaklığından dolayı su kaybı olacaktır topraktan. Arada sulamak lazım. Tabii aşırı bir şekilde sularsak da tohumlarımızı çürütebiliriz. Yani haftada bir sulamamız yeterli. Şimdi bunu dediğim gibi ben kaloriferin olduğu yere koyacağım geceleri. Gündüzleri de güneş çıkarsa güneşe koyacağım. Hatta üstüne de bir naylonla kapatabilirim. Sera etkisi yaratmak için. Evet, bu şekilde bunların çimlenmesini bekleyeceğiz. Çimlenme aşamalarını da inşallah sizlerle paylaşırım. Kıymetli izleyenlerim, burası da bizim seramız. Sera ile ilgili bir video atmıştım. Bu kasalarımız da seranın içinde. Şöyle şuraya da biber ektim. Şurası tatlı biber. Geçen seneden almıştım, bitecek mi diye. Şu küçük kasamız da acı biber. Yani her çeşidi var. Şuna da domates, Bursa domatesi ektim. Şöyle şeyi de orada, ambalajı. Şu da yine tatlı Bursa biberi. Şu da yerli domates. Ve buna da patlıcan ektim. Bu kasalarımızdaki gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız. Bugünlük bu kadar.